Merak duygusu insanlığı hep daha da ileriye taşıdı. Önce bilmediğimiz kıtaları keşfettik, sonra gözümüzü gökyüzüne çevirdik. Ve en sonunda gezegenimizden dışarı çıkmayı başardık. Ancak bu ziyaretlerin sıklaşması beraberinde bir sorun da getirdi. Uzay çöplüğü kavramı hayatımıza girdi. Uzaya gidebilmemiz için bir roketten yardım alıyoruz. Bu roketler görevini tamamladığı zaman ulaştırılacak uydu veya kapsüllerden ayrılıyor. Kimisi dünyaya geri dönüyor, kimisi ise dünyanın yörüngesinde kalıyor. İşte bu yörüngede kalan parçalar tehlike saçıyor. Bir merminin 10 kat daha fazla hızında dönen bu uzay atıkları, gezegenimizin dışına yapılacak olası ziyaretleri tehlikeye sokuyor. Atıkların %70'i dünyamızdan yaklaşık 2000 kilometre yükseklikte. Yani yolculuğun başladığı ilk anlarda karşılaşmak olası. Eğer ki bir gün rotaları uydularımızla kesişirse, navigasyon, haberleşme gibi günlük rutin olarak kullandığımız imkanlarımızdan mahrum kalabiliriz. Peki, dünyamızdan yaklaşık 2000 kilometre yüksekte olan bu atıkları temizlemek mümkün mü? Bu konu hala bir soru işareti. Birkaç öneri mevcut ama işlevselliği hala tartışılıyor. Utah Üniversitesi'nin bu konudaki önerisi, çöpleri toplayacak bir mıknatıs geliştirmek. Bu sayede çöpleri yörüngenin dışına çekebileceğimizi öngörüyorlar. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise tartışmaların sonucu gösterecek. Gelecekte belki de en çok kazanç sağlayan şirketlerden biri de uzay çöpçüleri olacak. Ancak bunun olması için önce gerçekçi bir çözüm önerisi lazım. Peki sizin bu konuda bir öneriniz var mı?